Bugün son Quaker yarışması yapılacak. İlk soruyu yukarıda görmektesiniz. Yarışmaya başlamadan önce son duruma bir göz atalım. Uygulama 6 iki kez kazanmış. Diğerlerinden birer kez kazanan var. İkinci, üçüncü, beşinci ve yedinci uygulamalar birer kez kazanmış. Bugünkü yarışmada bunlardan biri kazanırsa beraberlik olacak. Ve son şampiyonu belirlemek için ilave soru sormamız gerekecek. Ayrıca bugün 1., 4., 9. ve 11. uygulamalar ilk kez kazanabilir. Eğer onlar kazanırsa şampiyon olamayacaklar ama ufak bir şeyler kazanacaklar. 2., 3., 5., 7. ve 10. uygulamalar da kazanırsa şampiyon olamayacak. Bu uygulamaları engelleme şansınız var. Ve bugün son şansınız. Eğer beraberlik olursa ilave soru soracağız. Ve bu ilave sorular şimdiki materyallerden olmayacak. Bu sorular geçmiş materyalleri kapsayacak. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Pekala. Bütün kazananların ne alacaklarını sizlere göstermek istiyorum. Uygulamacıların her biri elimde gördüğünüz bu tişörtlerden alacak. Bazı okullar için buna bakıp şüphesiz "Oo, bunlar üniversite takımı" diyebilirsiniz. Ama MIT'de 511 dersiyle ilgili olduğunuz anlamına gelir. Tişörtün arkasında MIT Kimya Bölümü yazıyor. Farklı renkleri ve farklı bedenleri var. Pekala, Clicker yarışmasına başlama vakti geldi. Şimdi Clicker sorusunu cevaplayın. Aktivasyon enerjisi sıcaklığa bağlı mıdır? Son 10 saniye. Pekala, ilk duruma göre büyük bir gelişme. Son derste bu soruyu sorduğumuzda başarı oranı %33'tü. Şimdi ise %89. Evet, aktivasyon enerjisi sıcaklığa bağlı değildir. Bugün aktivasyon enerjisi hakkında biraz daha konuşacağız. Bugün kinetiği bitiriyoruz. Son derste çok fazla değinmediğim materyallerden başlayacağım. Bu kısmı severim. Çünkü daha önce öğrendiğimiz şeyleri biraz daha farklı bir yoldan düşünmemizi sağlıyor. İlk derste Le Chatelier ilkesinden bahsetmiştik. Bildiğiniz gibi MIT öğrencilerine çok sezgisel gelmemişti. Şimdi tekrar edelim. Le Chatelier ilkesine göre denge halindeki bir sisteme bir dış etki uygulandığında sistem bu dış etkiyi en aza indirecek şekilde davranır. Amaç etkiyi minimuma indirmektir. Bunu aktivasyon enerji engeli türünden düşünmek biraz daha kolay olabilir. Şimdi geri dönüp dış etkinin azaltılmasını konuşalım. Reaktiflerin ilavesinden veya ürünlerin ortamdan uzaklaştırılmasından bahsetmiştik. Sıcaklık değiştiğinde bu tepkiminin kaymasına mantıklı bir açıklama getirmeye çalıştık. Eğer belli bir tepkimede sıcaklık artarsa, tepkimeye ilave edilen ısıyı uzaklaştırmak için tepkime endotermik yöne doğru kayar. Bunları daha önceden öğrenmiştik. Şimdi bu kavramı tamamen farklı bir yoldan düşünelim. Bunun için tepkime koordinatı diyagramına bir bakalım. Buradaki y eksenleri üzerinde PE harfleri vardır. Bu harfler ne anlama gelir? Evet, potansiyel enerji anlamına gelir. Potansiyel enerji her iki diyagramda da yukarı doğru artmaktadır. İlki ısı alan, ikincisi ısı veren tepkimeye aittir. Isı alan tepkimede reaktifler aşağıda, ürünler yukarıdadır.
aralarındaki enerji farkı delta E'ye eşittir. İleri yöndeki tepkimenin aktivasyon enerjisi oldukça yüksektir. Her tepkimenin aktivasyon enerjisi vardır ve bunu aşmak için kritik bir enerjiye ihtiyaç duyulur. Moleküller birbirlerine yaklaştıklarında bir ara ürün oluşur. Bu ara üründe bağların yeri değişir ve yeniden düzenlenir. Bunun için bir miktar enerji gerekir. Bir araya geldiklerinde yeterli enerjileri varsa tepkimeye girerler ve ürün oluştururlar. Yoksa birbirlerinden ayrılırlar. Bir tepkime olabilmesi için sistemin sahip olması gereken sıcaklık ne olmalıdır? Tepkimenin sıcaklığı aktivasyon enerji engelini yenecek kadar yüksek olmalıdır. Burada gördüğünüz gibi. Endotermik yani ısı alan tepkimelerde ileri yöndeki aktivasyon enerjisi yüksek, geri yöndeki aktivasyon enerjisi düşüktür. Eksotermik yani ısı veren tepkimelerde bunun tam tersidir. İleri yöndeki aktivasyon enerjisi düşük, geri yöndeki aktivasyon enerjisi yüksektir. Şimdi delta E'nin işaretlerine bakalım. Delta E, delta H ile ilişkilidir. Sıvı ve katılarda birbirine çok yakındır. Gazlarda ise %1-%2 kadar farklıdır. Isı alan tepkimede delta E'nin işareti pozitiftir. Çünkü delta E, ileri yöndeki büyük aktivasyon enerjisi eksi geri yöndeki küçük aktivasyon enerjisi farkına eşittir. Isı veren tepkimede delta E negatiftir. Çünkü delta E, ileri yöndeki küçük aktivasyon enerjisi ile geri yöndeki büyük aktivasyon enerjisi farkına eşittir. Bu da işareti negatif yapar. Eşitlikler burada verilmiştir ama bunları size sınavda vermeyeceğiz. Hatırlamanız gerekir. Şimdi sıcaklık arttıkça ne olacağını düşünelim. Sıcaklık artarsa moleküller tepkime bariyerine geçebilecek enerjiye sahip olur. Aktivasyon enerji engeli küçükse sıcaklığa bağlı olmaksızın moleküllerin bu engeli geçmesi zor olmaz. Ama bariyer büyükse sıcaklık artışı büyük bir fark yaratacaktır. Bunun benzerini kendi hayatımızda da görebiliriz. Yapılacak ufak bir şey varsa hemen üzerine atlarız ve onu yaparız. Ama yapmamız gereken şey çok büyükse ona başlamadan önce devamlı erteleriz. Eğer engel küçükse bir problem yaratmaz. Ama engel büyükse moleküllerin bu büyük engeli aşmasına yardım etmek için sıcaklığı arttırmanız gerekecektir. Tepkimenin kayma yönüne göre bunun ne anlama geldiğini düşünelim. Isı alan tepkimede sıcaklık artarsa bu büyük engeli aşmak daha kolay olur. Burada ileri yöndeki engel daha yüksektir. Sıcaklığı arttırırsanız moleküllerin bu engeli geçmesi daha kolay olur. Geri yöndeki tepkime için bir sorun yok. Bu nedenle sıcaklığı arttırırsanız tepkime ürünler yönüne kayar veya tepkime endotermik yöne kayar. Bunu Le Chatelier ilkesine göre daha önceden biliyorduk. Ama şimdi yeni bir yolla düşünerek bunun niçin doğru olduğunu irdelemiş olduk. Isı veren tepkimede sıcaklık artışı yine daha büyük engelin aşılmasına yardım eder. Burada daha büyük engel geri yöndeki tepkimeye aittir. Bu nedenle ısı veren tepkimede sıcaklığı yükseltirseniz tepkime reaktifler yönüne kayar. Çünkü daha fazla molekül geri yöndeki engeli aşar ve daha fazla reaktif oluşur. Tepkime reaktiflere doğru veya endotermik yöne doğru kayar. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Biz bunu zaten Le Chatelier ilkesinden biliyorduk. Ama bunun niçin doğru olduğunu başka bir yoldan düşünmüş olduk. Büyük aktivasyon enerji bariyerinde hız sabiti sıcaklığa karşı çok duyarlıdır. Büyük bir aktivasyon enerji engeline sahipseniz sıcaklık artışı büyük bir fark yaratacaktır. Yani büyük engel büyük fark yaratır. Engel küçükse sıcaklık artışı büyük bir fark yaratmaz. Bunu diyagramın üzerinde irdeleyebilirsiniz. Sıcaklığı bitirdik. Şimdi katalist ve katalizörlerin kullanılması ile ilgili olarak konuşmaya devam edelim. Tepkime hızına etki eden faktörleri hatırlarsanız, katalizörler hariç listedeki her şeyden bahsettik. Bu nedenle bugün katalizörleri anlatacağım.
Katalizörler tepkimeyi hızlandıran maddelerdir. Tepkimede harcanmazlar. Tepkime sonunda kalıcı bir değişime uğramazlar. Tepkimeye sadece tepkimeyi hızlandırması için ilave edilirler. Bu nedenle genel tepkime eşitliğinde yer almazlar. Katalizörlerin ne yaptığına bir bakalım. Bunu yine potansiyel enerji diyagramı üzerinde gösterelim. Burada yine reaktifleri, ürünleri, delta E değerini ve aktivasyon enerji engellerini görüyorsunuz. Yukarıda gördüğünüz katalizörsüz bir tepkimenin aktivasyon enerji engelidir. Bu geçiş halidir veya aktifleşmiş kompleks adı verilir. Reaktifler önce bu engeli geçerek aktifleşmiş kompleks oluştururlar. Sonra yeterli enerjileri varsa ürünler yönüne doğru ilerlerler. Katalizör ilavesinde ne olur? Aktivasyon enerji engeli azalır. Bu mavi çizgi yeni katalizörlü tepkimenin aktivasyon enerjisini gösterir. Burası ise yeni aktifleşmiş komplekstir. Engelin düşmesi ileri yöndeki tepkimenin aktivasyon enerjisini azaltır. Benzer şekilde geri yöndeki tepkimenin de aktivasyon enerjisi azalır. Katalizör ilavesi hem ileri yönde hem de geri yöndeki aktivasyon enerjisini azaltır. Diğer bir deyişle, katalizör aktifleşmiş kompleksi veya geçiş halini daha kararlı hale getirir. Diyagramda görüldüğü gibi katalizörsüz tepkimenin geçiş halinin potansiyel enerjisi daha yüksektir. Katalizör ilavesiyle geçiş halinin potansiyel enerjisi azalır. Böylece katalizörün ne yaptığını farklı bir şekilde ifade etmiş olduk. Katalizör tepkimenin termodinamiğine etki etmez ama tepkimenin kinetiğine etki eder. Eğer termodinamiği düşünecek olursak genellikle tepkimenin delta G değerine bakarız. Şimdi bir clicker sorusu yapalım. Bana ne düşündüğünüzü söyleyin. Serbest enerji bir hal fonksiyonudur ve yola bağlı değildir. Buna göre denge sabiti katalizör varlığında nasıl değişir? Son 10 saniye. Çok iyi. Denge sabiti değişmez. Delta G ve denge sabitine etki etmez. Sadece tepkime hızına etki eder. Katalizörün tersine inhibitör adı verilir. Dersin sonunda bundan biraz bahsedeceğim. İnhibitörler tepkime hızını azaltır veya bazen de durdururlar. Bunu tepkimenin aktivasyon enerjisini arttırarak yaparlar. Şimdi de katalizör tiplerine bir bakalım. Homojen katalizörlerde reaktif ve katalizörler aynı fazdadır. Buna örnek olarak ozon tabakasının kloroflorokarbonlar ile azaltılması verilebilir. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin yüz yüze geldiği en büyük çevre sorunlarından biridir. Kloroflorokarbonların yasaklanması ile ilgili olarak pek çok müzakere yapıldı. Ozon tabakasına neyin daha çok etki ettiği, verilerin gerçekten ne ile ilgili olduğu hakkında pek çok tartışma yapıldı. Sanırım müzakereler hala devam ediyor. Pek çok kişi bunun ciddi bir sorun olduğunu düşünüyor.
yönetmeliklerin hala düzeltilmeye ihtiyacı var. Bu bir örnekti. Bu durumda hepsi gaz fazındadır ve homojen katalizördür. Ayrıca heterojen katalizörler de vardır. Bunların fazları farklıdır. Çevre ile ilgili olarak başka bir örnek verelim. Katalitik konvertörler, yani dönüştürücüler, heterojen katalizörlerdir. Burada katı metal bir yüzey vardır. Platin, paladyum ve rodyum gibi metaller gaz tepkimelerini katalizler. Örneğin hidrokarbon ile karbon monoksit gazlarının yükseltgenmesini katalizler. Ayrıca azot monoksit gazlarının indirgenmesini katalizler. Bunların hepsi çevre kirliliğini azaltır. Bunlar heterojen katalizörlere örnektir. Şimdi bunların nasıl çalıştığı ile ilgili kısa bir film görelim. Burada görülen gri şey bir metal yüzeyidir. Bu metal yüzey hidrojen gazındaki hidrojen bağlarını kırar. Burada hidrojen bağlarının yeni kırılmış halini görüyorsunuz. Bir hidrojen orada, diğer hidrojen buradadır. Bu hidrojenler tepkimeyi hızlandırır. Sonra eten molekülü gelir. Bir tarafına biri, diğer tarafına diğeri bağlanır. Böylece etan molekülü oluşur. Hidrojen bağını kırarak tepkimeyi hızlandırmış olur. Bu heterojen katalizörlere bir örnektir. Hepinizin tahmin ettiği gibi benim en favori katalizörlerim enzimlerdir. Bunlar hayatın katalizörleridir. Enzimlerin çoğu büyük protein molekülleridir. Molekül büyüklüğü genel olarak 20.000 gram bölü mol veya daha fazla olabilir. Enzimler spesifik tepkimeler oluşturma yeteneğine sahiptir. Enzimler amino asitlerden meydana gelmiştir. Şimdi buna kısaca bir göz atalım. Amino asitler hem amino grubuna hem de karboksil grubuna sahiptir. Karboksil grubunda bir alfa karbonu vardır ve üzerinde bir yan zincir bulunur. Bu kısaca büyük R harfi ile gösterilir. 20 farklı türde R grubu vardır. En basiti hidrojendir. Ayrıca hidroksit ve diğerleri de bulunur. Bunlar proteinlerin alfa zincirini oluştururlar ve birbirlerine peptit bağı ile bağlanırlar. Peptit bağını oluşturmak için bir amino asitin karboksil grubu diğer amino asitin amino grubuna bağlanır. Bunlardan yüzlercesi birbirine bağlanarak bir enzim kompleksi oluştururlar. Ayrıca amino asitlerden oluşmuş uzun zincirler katlanarak karmaşık yapılar oluştururlar. Buradaki resimde her bir renkli bölümde yaklaşık 200 amino asit bulunur. Bu bir tetramerdir. Burada 4 bölge vardır. Yeşil, kırmızı, sarı ve mavi. Bunlara kurdele diyagramı adı verilir. Bu kurdeleler alfa sarmalını gösterir. Ayrıca uzun beta iplikleri vardır ve bunlar alfa karbonlarının yerlerini belirler. Bu yapının tamamı 90 çarpı 70 çarpı 50 angstrom büyüklüğündedir. 1 angstrom 10 üzeri eksi 10 metredir. Bunlar vücudumuzda bulunan oldukça küçük protein molekülleridir. Bu proteinlerden özellikle biri antibiyotik yapan bir enzimdir. Bu antibiyotik fosfomisindir ve burada görülmektedir. Fosfomisin bir antibiyotik kombinasyonu içinde staf enfeksiyonlarının ve bazı zor enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Daima beni çok ilgilendiren şeyler hakkında konuşmayı severim. Büyük tehlike olduğu iddia edilen pek çok şey vardır. Bunlar hakkında çok endişelenmem. Ama antibiyotik direnci gerçekten çok endişe ettiğim bir şeydir. Sanırım bu problemlerin konuşulduğu pek çok toplantıya katıldım. Antibiyotiğe direnç gösteren farklı tür bakterilerin artışı oldukça hızlandı. Direnç kazanma eskiye göre şimdilerde çok daha fazla. Gerçekten eskiden azdı. Sanırım yaklaşık 1980'lerde yeni antibiyotikler piyasaya çıktı ve hala aynı antibiyotikleri kullanıyoruz. Ve bağışıklık sistemi bu antibiyotiklere karşı direnç göstermeye başladı. Sanırım bu çok tehlikeli. Farmasötik endüstrisi bundan sonraki antibiyotikleri üretecek yeterli paraya sahip değil. Biyolojik savaş için bu bir problem olmayabilir ama bu durum olası.
Ayrıca hastanelerde ameliyat olabilirsiniz. Ameliyat iyi geçse bile enfeksiyon alma tehlikesi var. Bu durum sizi endişelendirebilir. Hastanelerde hayatınızı riske atıyorsunuz. İster kalp probleminiz olsun, ister kanser olun, bağışıklık sisteminden ödün vereceksiniz. Çoğu kez insanlar doğrudan kanserden değil, tedavi edilemeyen bakteri enfeksiyonlarından ölüyor. Bu gerçekten büyük bir problem. Bütün bu problemler hakkında sizi bilgilendirmekten keyif alıyorum. Belki gelecekte bunları çözebilirsiniz. Gerçekten önemli gördüğüm şeylerden biri buydu. İçinizden bazılarının bu problemler üzerine odaklanmasını arzu ederim. Çünkü farklı tür antibiyotiklere ihtiyacımız var. Veya bu ülkede ilaç ve tedavi yöntemini değiştirmemiz gerekebilir. Bu durumda direnç çok önemli bir sorun olmayacaktır. Pekala. Bu enzim antibiyotik yapar. Şimdi bunların nasıl çalıştığına bakalım. Bu tepkimeleri yapması için amino asitlerin belli bir seride nasıl katlandıklarını konuşalım. Şimdi bazı yeni isimlendirmelerle karşılaşacağız. Bazen insanlar biyokimya dünyasına girdiklerinde tedirgin olurlar. Çünkü ne anlama geldiğini bilmedikleri pek çok kelime vardır. Aslında bunlar bildiğimiz şeylerle ilgili. Şimdi bazılarını vereceğim. Reaktifler hakkında konuşursak, enzimlerdeki reaktiflere substrat adı verilir. Substratın enzime bağlandığı yere aktif merkez adı verilir. Enzimin bir parçasıdır çünkü onun kimyasını oluşturur. Bunlar biyokimyada sıkça duyacağınız iki terimdir. Enzim E harfi ile gösterilir. Ona bağlanan substrata S deriz. Bunlar enzim-substrat kompleksi oluşturur ve ES ile gösterilir. Buna ES kompleksi adı verilir. ES, enzim-substrat kompleksi enzim ve ürün oluşturur. Ürün P harfi ile gösterilir. Biyokimya kitaplarına bakarsanız hepsinde bu kısaltmaları görebilirsiniz. Bunları çizerek göstermek daha açıklayıcı olabilir. Bu proteinlerin üç boyutlu yapısını tarif etmek benim için can sıkıcı bir şeydir. Ama yine de yapmalısınız. Burada substrat enzim kadar büyüktür. Ama genellikle bu doğru değildir. Ama bu bir çizimdir. Burada substrat enzime bağlanıyor ve bir ES kompleksi oluşturuyor. Sonra enzim ürün oluşturmak için substratın kulaklarını ters yöne çeviriyor ve ürünü serbest bırakıyor. Bu çizim bir mekanizmanın yazılmasına göre oldukça basittir. Bundan sonra yapacağımız şey bunları mekanizma şeklinde yazmaktır. Şimdiye kadar sınıfta pek çok mekanizma yazdık. Burada mekanizmanın yazılmış halini görmektesiniz. Buradaki ifadeler şimdiye kadar öğrendiğiniz şeylerin hem kimya hem de biyokimya ile ilgili olduğunu göstermektedir. Zaten 511 dersini alanlar biyokimya ile ilgili pek çok şey öğrendi. Bu mekanizmada iki adım vardır. İlk adımda enzim substrata bağlanır ve bir ara ürün olan ES kompleksi oluşur. İkinci adımda ES kompleksinden enzim ve ürün meydana gelir. İlk adım tersinir, ikinci adım tersinmezdir. Bu toplam mekanizmadaki her bir adımın hızlarını belirlememiz gerekir. Çünkü bunlar toplam mekanizmadaki elementer tepkimelerdir veya elementer adımlardır. Bunların hız eşitliklerini doğrudan yazabiliriz. İlk adımda ileri yöndeki hız sabiti nedir? K1 çarpı, peki derişimler nedir? E'nin derişimi çarpı S'nin derişimi. Hız eşittir K1 çarpı E'nin derişimi çarpı S'nin derişimi. Biyokimyada ne yapacağınızı biliyorsunuz. Şimdi geri yöndeki tepkimeye bakalım. Hız sabiti nedir? K-1 çarpı ES. İkinci adımda hız sabiti nedir? K2 çarpı ES. Şimdi ürünün oluşum hızı hakkında konuşalım. Gördüğünüz gibi bu dP'nin derişimi bölü dt ile ifade edilir. Üründeki değişimi ifade eder. Bu ikinci adıma eşit olmalıdır. Yani K2 çarpı ES derişimi. Fakat gördüğünüz gibi ES bir ara üründür.
hız ifadesini veya hız eşitliğini reaktif ara ürün veya hız sabiti cinsinden ifade etmemiz gerekir. Yani bu ara ürünü çözmemiz gerekir. Şimdi clicker sorusu. ES ara ürünü çözmemiz için ne yapmamız gerektiğini söyler misiniz? Son 10 saniye. Çok iyi. Bunu nasıl bulacağımıza bir bakalım. Bunu çözmemiz için birinci adımda oluşan ara ürünün oluşum hızı, yani K1 çarpı E'nin derişimi çarpı S'nin derişimi, birinci adımdaki ara ürünün tüketilme hızı, yani eksi K-1 çarpı ES'nin derişimi ve ikinci adımda ara ürünün tüketilme hızı, yani eksi K2 çarpı ES'nin derişimi. Tekrar edelim. Ara ürünün oluşum hızı, eksi bozulma hızı, eksi tüketilme hızı. Şimdi kararlı hal yaklaşımını kullanacağız. Kararlı hal yaklaşımı hem kimya problemlerinde hem de biyokimya problemlerinde kullanılır. Bu yaklaşıma göre burada yazdığımız terimler sıfıra eşit olmalıdır. Kararlı hal yaklaşımında ara ürünün oluşma, bozulma ve tüketilme hızları sıfıra eşittir. Ayrıca şöyle de ifade edebiliriz. Ara ürünün oluşma hızı eşittir, bozulma hızı artı tüketilme hızıdır. Özetle burada yazdıklarımız sıfıra eşittir. Bunun benzerini daha önce yapmıştık. Daha önce yaptıklarımız üzerinde şimdi ufak bir değişiklik yapacağız. Bu değişiklik kolaylık sağlayacaktır. Bunları reaktifler, ürünler ve hız sabitleri cinsinden çözebiliriz. Ama gerçekte ES'yi serbest enzimden ziyade toplam enzime göre çözmek daha kolay olur. Daha önce serbest enzime göre çözmüştük. Fakat çoğunlukla ne kadar serbest enzim olduğunu bilemeyiz veya enzimin ne kadarının substrata bağlı olduğunu bilemeyiz. Ama koyduğumuz toplam enzimi biliriz. Deney yapanlar için bunu toplam enzime göre çözmek daha kolay olur. Burada yapacağımız şey şudur. E ile gösterilen serbest enzim yerine toplam enzim eksi bağlanmış enzim terimini koymaktır. Yani E yerine E0 eksi ES terimini koymalıyız. Deneyicilere kolaylık sağlamak için bu değişikliği yapalım. Daha önce yaptığımız kararlı hal yaklaşımındaki eşitlikte E terimi yerine E0 eksi ES terimini koyalım. İfadenin değiştirilmiş halini burada görmektesiniz. Her biri S terimiyle çarpılmıştır. K1 çarpı E0 çarpı S eksi K1 çarpı ES çarpı S. Geri kalan kısmı aynıdır. Böylece E teriminden kurtulmuş olduk. Şimdi bu ifadeyi ara ürün ES için çözebiliriz. Burada gördüğünüz ifadenin son halidir. Bu ifadeyi yeniden düzenleyelim. Eşitliğin bir tarafına ES terimlerini,
eşitliğin diğer tarafına diğer terimleri koyalım. Böylece eşitlikte LS terimleri bir tarafta toplandı. Diğer tarafta K1 çarpı E0 çarpı S terimi kaldı. Şimdi bu ifadeyi LS için çözelim. Eşitliğin sol tarafını yeniden düzenleyelim. LS parantez içinde K1 çarpı S artı K-1 artı K2 olur. Bir adım daha ilerleyelim. Böylece LS derişimini toplam enzim, substrat ve hız sabiti cinsinden çözmüş olduk. Şimdi başka bir şey daha yapacağız. Biyokimyada önemli olan yeni bir terimle tanışacaksınız. Buna Michel-Menten sabiti adı verilir. Km ile gösterilir. Km eşittir geri yöndeki hız sabiti K-1 artı K2 bölü K1'dir. Şimdi bu yeni terimi ifadede yerine koyalım. Km terimini diğer ifadede yerine koymak için ara ürün ifadesindeki her şeyi K1'e bölmemiz gerekir. Paydaki K1 çarpı E0 çarpı S terimini, ayrıca paydadaki K1 çarpı S artı K-1 artı K2 terimlerini K1'e bölelim. Özetle hepsini K1'e bölmemiz gerekir. Aşağıda eşitliğin K1'e bölünmüş halini görmektesiniz. Şimdi bu ifadeyi sadeleştirmemiz gerekir. Paydaki K1'ler birbirine götürür. Paydadaki ilk terimdeki K1'ler de birbirini götürür. Böylece ifade oldukça sadeleşmiş olur. Enzim substrat kompleksi eşittir. Başlangıçtaki enzim derişimi çarpı substrat derişimi bölü substrat derişimi artı Km. Bu ifade önceden elde ettiğimiz ifadeden çok daha iyidir. Şimdi bu son ifadeyi ilk önce elde ettiğimiz hız eşitliğinde yerine koyalım. Burada ürünün oluşum hız ifadesini görmektesiniz. K2 çarpı ES'ye eşittir. Buradaki ara ürün yerine biraz önce elde ettiğimiz ifadeyi koyalım. Diğer bir deyişle biraz önce elde ettiğimiz ifadeyi K2 ile çarpalım. Böylece Michel-Menten eşitliğini elde etmiş oluruz. Daha önce yaptıklarımızla bunun arasındaki fark şudur. Burada toplam enzim ayrıca Km terimini kullanmış olduk. Bu eşitlik daha çok biyokimya araştırmalarında kullanılır. Özellikle de enzim kinetikçileri kullanır. Şimdi bunu enzim kinetiği yönünden düşünelim. Burada ürün oluşum hızının substrat derişimine karşı çizilen grafiği görülmektedir. Önce yukarıya doğru oldukça dik bir şekilde ilerler, belli bir değerden sonra sabitleşir. Burada ne olduğunu düşünelim. Eğer ortamda yeterli substrat yoksa, substrat ilavesi hızı önemli miktarda arttıracaktır. Daha fazla ürün elde edilecek ve ürün oluşum hızı artacaktır. Çünkü ortamda pek çok enzim serbesttir ve substrat ile tepkime verebilir. Hızdaki bu artış bir noktadan sonra durur. Daha fazla substrat ilave etseniz bile hız çok fazla değişmez. Hız en üst sınırına gelmiştir. Buna enzim doymuştur denir. Koyduğumuz enzimin tamamı substrata bağlanmıştır. Daha fazla substrat ilavesinde enzim bu substrata bağlanmaz. Başka bir molekül ile meşguldür. Enzimin aktif merkezinin tamamı dolmuştur. Daha fazla bir şey olmaz. Bu tür bir grafiği enzimlerde ve enzim kinetiğinde sıkça görebilirsiniz. Bu durumu bir de Michel-Menten eşitliğine göre düşünelim. Önce substrat derişimi Km değerinden çok daha büyük olsun. Eşitliğin paydasında S ve Km terimleri vardır. Burada substrat terimi Km teriminden çok daha büyük olursa ne olur? Km terimine ne olur? Km terimi ihmal edilebilir. Çünkü S'nin yanında önemsiz hale gelmiştir.
Sonra S terimleri de birbirini götürür. Böylece ifadeyi oldukça sadeleştirmiş olduk. Sonuçta eşitlik şu hale gelir. Ürün oluşum hızı eşittir K2 çarpı toplam enzim derişimi. Buna V maksimum deriz ve tepkimenin en yüksek hızıdır. Eğer S değeri KM'den çok büyükse ifade basitleşir. Ürün oluşum hızı K2 çarpı toplam enzim olur ve tepkimenin hızı da maksimumdur. Diğer bir deyişle burada V maksimum eşittir K2 çarpı toplam enzimdir. Bu eşitlik size sınavda verilecektir. Peki burada ne olur? Olanlar grafiğin üst kısmında görülmektedir. Yani S derişimi KM'den daha büyük olduğunda en yüksek hıza erişilmiş olur. Tepkime hızı ile maksimum hız aynıdır. Yani en üst sınırdadır, doymuştur. Böylece bu tepkimenin maksimum hızını hesaplayabilirsiniz. Şimdi de substrat derişimi KM'ye eşit olursa ne olacağını düşünelim. Burada paydaya bakalım. KM terimi yerine S terimini koyarız. Bu eşitlikte koyulmuş halini görmektesiniz. Şimdi burada bazı sadeleştirmeler yapabiliriz. S terimleri birbirini götürür. S terimi KM'ye eşit olduğunda ürün oluşum hızı K2 çarpı toplam enzim derişiminin yarısına eşit olur. Yani ürün oluşum hızı eşittir 1 bölü 2 K2 çarpı toplam enzim derişimidir. Diğer bir deyişle maksimum hızın yarısına eşittir. O halde KM teriminin tanımını şöyle yapabiliriz. Maksimum hızın yarısındaki substrat derişimidir. Eğer hızınız maksimum hızın yarısına eşitse, buradaki substrat derişimi size KM değerini verir. Diğer bir deyişle, maksimum hızın yarısında substrat derişimi KM'ye eşittir. Bunun ne anlama geldiğini bir bakalım. Üstte V maksimum vardır. V maksimumun yarısında, yani burada, substrat derişimi KM'ye eşit olur. Bunu grafikte görelim. En yukarıda gördüğünüz maksimum hızdır. Bunun yarısında KM eşittir substrat derişimidir. Kitaptaki problemler oldukça kısadır. Yapacağınız problemler çoğunlukla size bilgi verir ve hesaplamaları da oldukça basittir. Bazen şöyle der, bu tepkimenin KM değerini hesaplayın. Bu maksimum hızın yarısındaki substrat derişimidir. Yani KM bir substrat derişimidir. Bu türden pek çok problem size bilgi verecektir. Şimdi bir örnek yapalım. Buradaki örnekte kandaki tampondan bahsediyoruz. Kandaki pH değişimini tamponlayan tepkime karbonik anhidraz enzimi tarafından katalizlenmektedir. Michelmenten sabiti KM ve K2'nin değeri bilinmektedir. Enzim derişimi 5 çarpı 10 üzeri eksi ise bu tepkimenin maksimum hızı nedir? Sizce doğru cevap aşağıdakilerden hangisidir?
Son 10 saniye. Çok iyi. Çoğunuz yapmışsınız. Burada maksimum hızın toplam enzim derişimi çarpı K2'ye eşit olduğunu hatırlamanız gerekiyordu. Burada çok az kişinin Km değerini işaretlemesi sevindirici. Enzim kinetiği ile ilgili ilave problemler web'e postalanacak. Burada problem tiplerini görebilirsiniz. Yaptıklarımıza benziyor. Oldukça basitler. Km terimini hatırlamanız gerekir. V maksimum eşitliği size verilecektir. Enzim kinetik problemlerini kolayca yapabilirsiniz. Çoğunlukla şu tip sorular sorulur. Yüksek substrat derişiminde hız niçin çok fazla artmaz? Grafikte en üst sınır ne anlama gelir? Açıklayınız. Veya bir grafik çizmenizi düşük substrat derişiminde ve yüksek substrat derişiminde ne olduğunu anlatmanızı isteriz. Bunlar size sorulacak enzim kinetiği ile ilgili soru tipleridir ve oldukça basit. Şimdi kısaca enzim inhibisyonun konusuna değinelim. Katalizin tam tersidir. Enzimin aktif merkezine substrat yerine inhibitör bağlanır. İnhibitörler bazen substrata bazen de geçiş metal kompleksine benzer ve enzime bağlanır. Eğer bir inhibitör enzimin aktif merkezine yerleşirse fiziksel olarak substrat bağlanamaz. Çünkü substratın gireceği yer işgal edilmiştir. Substrat gelir ama hiçbir yere bağlanamaz. Çok sayıdaki farmasötik çalışmalarında mekanizma budur. Enzim inhibitörlerini tasarlayan tasarımcıların düşündüğü şeylerden biri, tepkimedeki geçiş halini daha kararlı hale getirmektir. Geçiş haline benzeyen bir inhibitör yapacaksanız, inhibitör enzime diğer substratlardan veya ürünlerden daha sıkı bir şekilde bağlanmalıdır. Farmasötik endüstrisinin bilmek istediği şeyler şudur. Geçiş hali neye benzer? Geçiş haline benzeyen enzimin aktif merkezine bağlanan ve enzimin çalışmasını engelleyen bir molekülü nasıl yaparız? Bunlar farmasötik kimyanın uğraştığı şeylerdir. Şimdi geri dönüp grafiğe tekrar bakalım. Daha önceki notlarımızda geçiş halinin katalizörle daha kararlı hale geldiğinden bahsetmiştik. Aynı zamanda enzim de geçiş halini kararlı hale getirecektir. Geçiş haline çok benzeyen bir ilaç enzime oldukça sıkı bağlanır. HIV enfeksiyonunu tedavi etmek amacıyla tasarlanan ilaçların arkasındaki temel prensiplerden biri budur. Son hafta bahsettiğim Dünya AIDS Günü'nde HIV araştırmalarında kinetiğini anlamanın çok önemli olduğu vurgulanmıştır. HIV hastalarına verilen pek çok ilaç proteaz inhibitörüdür. Proteaz inhibitörü, proteaz adı verilen bir enzimi inhibe eder. İsmin sonundaki az takısı onun enzim olduğunu gösterir. Proteaz ise proteinleri parçalar anlamına gelir. Peki bu enzim nasıl çalışır? Diğer proteinlerdeki peptit bağını kırar. Bir şekilde aktifleştirilmiş su molekülü veya bir hidroksit iyonu peptit bağındaki karbonil grubuna saldırır. Dört yüzlü bir ara ürün oluşturur. Bu yapı çöker ve peptit bağı kırılır. Böylece proteaz peptit bağlarını parçalar. Proteaz inhibitörleri bu parçalanmayı önler. Proteaz inhibitörleri dört yüzlü ara ürüne çok benzer. Proteazın aktif merkezine bağlanır ve tepkime vermesini engeller. Buradaki ara ürün dört yüzlüdür. Farmasötik firmaları ilaçlarında bu açıyı arar. Sizce bu açı kaç derece olmalıdır? Evet, 109,5 derece. Kararlı dört yüzlü ara ürün
bir molekülün herhangi bir yerinde bulunabilir ve aktif merkeze bağlanır ve katalizi önler. Şimdi örnek olarak bir HIV ilacını göstereceğim. Açık yapısını burada görmektesiniz. Aktif merkeze bağlanan tetrahedral kısım burasıdır ve enzim bu 400'lü ara ürünü parçalayamaz. Yani enzime bağlandıktan sonra enzim artık çalışmaz. Çünkü ilaç oraya tam olarak oturmuştur ve substratın bağlanmasını engeller. Bu bileşiklerle ilgili olarak pek çok çalışma yapılmaktadır. Burada enzimin aktif merkezinin bir resmini görmektesiniz. İnhibitör enzimin aktif merkezine bağlanmıştır. Pek çok firma proteaz enziminin aktif merkezine tam olarak oturabilecek daha iyi bir inhibitör bulmaya çalışmaktadır. Tepkime mekanizması bilgileri yeni tedavilerin uygulanmasına imkan sağlar. Buradaki sorulardan biri şudur. Pek çok proteaz vardır. HIV virüsünde sadece bir tanesi yer almaz. Diğer bir problem de bu ilaçların spesifikliği ve toksisitesidir. Bir ilacın sadece bir enzime etki etmesini isteriz. Bu kategorideki bütün enzimlere değil. Farmasötik endüstrisinde bu oldukça büyük bir problemdir. Görünen o ki Clicker yarışmasının sonucunda beraberlik geldi. Bu beraberliği kırmamız gerekir ama bunu şu anda yapamayız. Justin bölümü bunlardan biri. Beraberliği kırmak için bir soru soracaktık. Sorular elimizde var ama şu anda kullanıma hazır değil. Bugünün sonucunu görmek için daha düşük bir teknik kullanacağız. Tahtaya yazalım. Çarşamba günü son derste, aman tanrım sonuçlar birbirine çok yakın. 6. uygulama 2. oldu. Pekala. Çarşamba günü bu beraberliği kırmaya çalışacağız.